Herkese merhabalar. Bundan sonra arkadaşlar böyle her akşam iki akşamda bir size böyle değişik sorular çözüp ufak ufak hatırlar yapmak için bir video serisi başlatıyoruz. Burada karşımıza çıkabilecek değişik soru türlerinde neler yapmamız gerekiyor, neler uygulamamız gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bunlardan ilk ile başlayalım. Nedir bunu arkadaşlar? Bir kendin çiz, kendin çöz sorusu. Biliyorsunuz ÖSYM son yıllarda bu tip sorulardan çok fazla soruyor. Neredeyse her sınavda 2-3 tane böyle kendinizin çizip çözmeniz gereken soru tiplerinden karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen biz de bu sorumuza bakalım. Düzlemde AB 24 santim olacak şekilde AB noktaları ile bir K kümesi veriliyor. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane AB noktalarımız varmış. Bunlar beraber bir doğru parçası oluşturacak. Uzunluğu da ne kadar olacakmış? 24 santim. Bir tane K kümemiz var. Diyor ki K kümesi de A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktalar diyor. Şimdi arkadaşlar bazı cümlelerde anahtar kelimeler vardır. O anahtar kelimeleri gördüğünüz zaman hemen aklınıza oradaki kural gelsin. Mesela burada diyor ki A ve B noktalarına eşit uzaklıkta. Eğer arkadaşlar bir soruda eşit uzaklık lafı varsa yani şu uzaklık kelimesi bilhassa aklınıza hemen diklik gelsin. Uzaklık ne ile bahsedilir arkadaşlar? Diklikle. Olabildiğince kısa olması lazım uzaklığın. E bunun da sağlanabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dik açı altında olması lazım. Şimdi dikkat edin eşit uzaklıkta diyor. Ha, o zaman burada hem bir diklik olacak hem de bir eşitlik olacak. Yani bir orta olacak. Zaten bakın bunlar böyle kelime kelime düşündüğünüzde karşınıza anlam çıkıyor bakın. Ne çıktı? Kenar orta dikmeden bahsediyor, doğru mu? Diklik olacak ortada olacak. O zaman biz gelir AB'nin kenar orta dikmesini çizersek. Bakın şöyle çizeyim. Bu kenar orta dikmesi üzerindeki her nokta A ve B'ye eşit uzaklıkta olacaktır. Mesela şu noktayı düşünelim. Bu noktanın arkadaşlar A ve B'ye olan uzaklıkları birbirine eşit olacaktır. E, sebebi hikmeti de malum. Biliyorsunuz arkadaşlar 4 tane özellik vardı. İkiz kenar, yükseklik, kenar, kenar ortay, açı ortay. Bir soruda bu dört özellikten ikisi varsa eksik olan diğer ikisi de ne yapıyorduk? Biz yazıyorduk. E bakın yükseklik var, kenar ortay var. Ha, demek ki arkadaşlar ben şu L diyelim şurayı. L noktasını A ve B ile birleştirirsem ikiz kenar olmalı. Yani eşit uzaklık olmalı. Peki L değil de atıyorum şu aşağıdan bir tane M noktası alsaydık. Mesela buradan işte bunun da B'ye ve A'ya olan uzaklıkları ne olacaktı arkadaşlar? birbirine eşit olacaktır. Yani şu kenar orta dikme üzerinde hangi noktayı seçerseniz seçin A ve B'ye eşit uzaklıkta. Diyor ki C elemanı K olmak üzere. Ha bu noktalardan bir tanesi C'ymiş. AC 13 santim olduğuna göre o zaman o nokta ne olsun? Şu olsun mu arkadaşlar? Hatta onu da şöyle farklı bir renkle gösterelim. Bu nokta C olsun. Demek ki bu arkadaşın hem A'ya hem de B'ye olan uzaklığı kaç birim olacak arkadaşlar? 13. Çünkü A'ya olan uzaklığı 13 ise otomatikman ne olacak? B'ye olan uzaklığı da 13. Peki AB'nin uzunluğu kaçtı? 24 müydü? Ha, demek ki buralarda 12, 12. Ha, 13, 12, 5. Bakın çizme faslı bitti artık. Çözüme geçiyoruz. ABC üçgeninin alanı. Zaten bu tip ifadelerde, bu tip sorularda çizme bir tık daha zordur. Konsantrasyonunuzu çizmeye şey yapın. Büyük bir kısmını oraya ayırın. Çünkü arkadaşlar çizmeyi doğru yaptığınız zaman genelde çözme kısmı çok kolay geliyor. E şimdi bakın hakikaten de bu ABC üçgen alanı bulmak çok kolay. Tabanı kaç? 24. Yüksekliği kaç? 5. O zaman bu üçgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. 24 çarpı 5 bölü 2'den o da kaç gelecektir? 60 gelecektir. Dediğim gibi Çizmede çok dikkatli olun. Bütün konsantrasyonunuzu oraya ayırın. Zaten çözme kısmı daha kolay olacaktır. Evet, böylece cevabımızı ne bulduk arkadaşlar? 60 olarak bulduk. Bundan sonra arkadaşlar böyle her akşam ya da iki akşamda bir bu tip böyle kısa videolar yüklemeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.